Gençler merhaba tekrar. Siyasal alandaki inkılaplardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nedir konu başlığımız? Türk kadınına siyasal hakların verilmesi. Ne gördük? Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması, çok partili hayata geçiş denemelerini gördük. Şimdi kadına siyasal hakların verilmesi. Arkadaşlar 1930'da kadına belediye seçimlerine katılma hakkı verildi. Belediye başkanı seçme, belediye başkanı seçilme hakkı verildi. Ve Sadiye Hanım bizde ilk kadın belediye başkanı oldu. Arkadaşlar 1933'te kadına muhtarlık seçimlerine katılma hakkı verildi. Kadın muhtar olabilir, muhtar seçebilir. Böylelikle kadın muhtar da olmaya başladı ve Gül Esin ilk kadın muhtarımız oldu. 1934'te kadına milletvekili seçme ve seçilme, milletvekili seçimlerine katılma hakkı verildi. Kadın milletvekili seçme ve seçilme hakkına sahip oldu. Yani şöyle bakmanız lazım. Kadın hem yerel seçimlere ya da yerel yönetime hem de devlet yönetimine yani genel seçimlere katılma hakkını elde etti. 1935'te yapılan seçimlerde arkadaşlar 18 kadın milletvekili meclise girdi. İlk köylü kadın mebusumuzda İlk kadın mebusu demek doğru olmaz. 18 tane birden. 17 artı 1'dir. İlk köylü kadın mebusta Satı Çırpan. Satı Çırpan oldu. Hatta Atatürk kadına bu hakları verdikten sonra İstanbul'da Uluslararası Kadın Kongresi'ni, hatta 1. Uluslararası Kadın Kongresi İstanbul'da toplandı. Şimdi şuna dikkat etmeniz lazım. Türk kadını birçok dünya ülkesinden siyasal haklarını daha önce elde etti. Ben çok böyle bize yakın olan hem coğrafi hem de yapmış olduğumuz inkılaplarla yakın olan devletlerden 3 tanesinin ismini yazdım. İsviçre, Fransa ve Yunanistan gibi batılı dolu devletlerin hepsinden önce verdi. Zaten de batılı devletlerden İsviçre, Fransa, Yunanistan'dan çok daha önce Türkiye kadına siyasal haklarını vermiştir. Anladık mı? Bunu unutmuyorsunuz. Şimdi önceden kimin oy kullanma hakkı vardı sadece? Erkeğin. Şimdi kadın da oy kullanma hakkına sahip oldu. Hangi ilkeyi görebiliyoruz? Halkçılığı, eşitlik. Peki sadece erkekler oy kullanıyordu. Yani toplumun yarısının iradesi yönetime yansıyordu. Şimdi tamamının iradesi yönetime yansıyacak. Ne görüyoruz? Ulusal egemenlik yani cumhuriyetçilik ilkesini görüyoruz. Doğrudan gördüğümüz ilkeler bunlar. Ama bir iki üçlülerde ya burada biz inkılapçılığı da görebiliriz, milliyetçiliği de görebiliriz. Görebiliriz ama nedir? Asıl mesele ilk görmemiz gereken ilkelerdir. Bunu unutmuyorsunuz. Tamam mı gençler? Bu önemli bir konuydu. Şimdi şöyle görelim. Biz de anayasalar, hatırlayın, bir 1921 anayasası var. 1921 anayasası, yani Teşkilat-ı Esasiye, yeni Türk Devleti'nin ilk anayasasıdır. Türk tarihinde egemenliği millete veren ilk anayasadır. Seçimler 2 yılda bir yapılır. Meclis hükümeti sistemi vardır. Güçler birliği ilkesi vardır. Yani çerçeve anayasasıdır. Bundan bahsetmiştik. Burada en temel değişiklik 1923'te, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanı ile olmuştur. Cumhuriyet'in ilanı 21 Anayasası'nda değişikliğe sebep olmuştur. Ondan sonraki anayasa ise 1924 Anayasası'dır. Gençler 1924 Anayasası'nda seçimler 4 yılda bir yapılır, değişti. 1924 anasında güçler ayrılığı vardır.
değişti. Biliyorsunuz kabine sistemi zaten 29 Ekim 1923'te değişmişti. Fakat biz 21'den 24'e kadar hem teşkilat-ı esasiyeyi hem de kanuni esasiyeyi kullandık. İki anayasa birden kullandık çünkü 21 anayasası çerçeve anayasasıydı. Yani çok maddesi yoktu. Genellikle meclis ve hükümetle ilgili kararları vardı. Ama 24 anayasasına baktığınızda teferruatlı, yani çerçeve anayasası değil. Bizim ilk böyle yeni Türk Devleti'nin ilk teferruatlı anayasasıdır. Doğal olarak 24 anayasasının ilanı ile hem teşkilat-ı esasiye hem de kanuni esası yürürlükten kalkmış oldu. Kanuni esası 1924'e kadar uygulandı. 1876'dan. Teşkilat-ı esasiye ise 1921'den 24'e kadar uygulandı. Bu anayasada 1928'de değişiklik yapıldı. Ne oldu 1928'de? Devletin dini İslam'dır maddesi anayasadan çıkarıldı. 1934'te değişiklik yapıldı. Ne oldu? 1928'de devletin dini İslam'dır maddesinin yanında, hemen onu da şöyle çizeyim de, milletvekili, bunu söylemiştim önceden size, milletvekili yemin kanunu değişti. Vallahi billahi yerine şerefim namusum diye söylenmeye başladı. 1934'te değişiklik oldu. Nedir bu değişiklik? Kadına siyasal hakların verilmesi oldu. Arkadaşlar bir de 1937'de değişiklik oldu. Nedir bu değişiklik? Bunu hatırlayacaksınız. Atatürk ilkeleri anayasaya, 1924 anayasasına girdi. Tamam mıdır? Bu değişiklikleri de unutmayın. 24'ün ve 21'in özelliğini unutmuyorsunuz. 24 anayasası savaş anayasasıdır. Olağanüstü bir dönemde hazırlanmış bir anayasadır. Bu nedenle çerçeve anayasasıdır deriz. Tamam mıdır? Şimdi siyasal alandaki inkılaplarımızı bitirdim sizinle. Burada bir konuyu anlatacağım. O da şudur. Bu çok farklı bir başlık olacak. Yani hukuk alanında bir başlığımız olacak. Kadına demek doğru olmaz. Yani hukukatların verilmesi diye başlık atacaktım, vazgeçtim. Medeni kanunun kabulü başlığımız bu. Arkadaşlar yıl 1926, tamam mıdır? Şöyle düşünelim, 1926'dan önce uygulanan medeni kanunumuzun adı Mecelle. Mecelle Osmanlı'da Ahmet Cevdet Paşa tarafından hazırlanmıştı Abdülaziz döneminde. İkinci Abdülhamit döneminde yürürlüğe girdi. Mecelle aslında İslam hukukudur. Yani toplumsal hukuku, medeni kanunu, evlenme, boşanma, miras gibi konular şer'i hukuka dayandırılmıştı. Ve geçerli olan hukuk sistemi de mecelleydi. Mecellede arkadaşlar sorunlar vardı. Nedir bu sorunlar? Kadın erkek eşitsizliği vardı. Kadının hakları ile erkeğin hakları birbirinden farklıydı. Mecelle çağın şartları karşısında ya da şer'i hukuk çağın şartları karşısında kendisini yenileyemiyordu. Yani laiklik sistemine aykırıydı ve ayrıca toplumda başka hukuk kuralları da vardı. Yani azınlıkların kendi hukuku, Müslümanların kendi hukuku vardı. İşte bu Türkiye Cumhuriyeti'ne yeni bir hukuk sistemini yazma, yeni bir medeni hukuku getirme zorunluluğunu getirdi ve dönemin Adalet Bakanı Mahmut Esat, sonradan ismi, soy ismi Bozkurt olacak. Mahmut Esat Bozkurt yakından tanıdığı İsviçre medeni kanununu okudu, değerlendi, teklif etti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İsviçre medeni kanunu kabul etti. Yani biz medeni kanunu İsviçre'den aldık. Neden İsviçre'den aldık? En modern, en yalın, ruhumuza, yapımıza en yakın olduğu için, biraz da bizim
bize doğru törpüleyebileceğimiz bir medeni kanun olduğu için İsviçre'den bu medeni kanunu aldık. Şimdi medeni kanunun ilanı ile ne oldu? Bu çok önemli bir bilgidir. Medeni kanun ilanı ile ne oldu? Birincisi şu, mecelle ortadan kalktı. İki, hukukta ikilikler ortadan kalktı. Yani çağdaş hukuk sistemine geçildi. Arkadaşlar ve Patrikhane'nin dünyevi yetkileri elinden alındı. Ne demek Patrikhane'nin dünyevi yetkileri? Azınlık hukuku diye bir hukuk yok artık sosyal hayatta. Onlar da tek bir hukuka tabi olmaya başladı. Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması ayrı bu Lozan'la, ama azınlık hukukunun artık uygulanmaması, her yerde tek hukuk sisteminin uygulanması medeni kanun oldu. Yani Patrikhane kilisede evlenme, boşanma meselesini görüyordu. Bu yasaklandı yani en azından. Arkadaşlar devam ediyorum. Dünyevi yetkileri elinden alındığından ne kastettiğimi anladınız. Rüşt olma yaşı 18 oldu. Ne demek rüşt olma yaşı 18? Rüşt olma yaşı 18 oldu demek, 18 yaşına kadar çocuğun dini eğitimiyle annesi babası ilgilenir, devlet ilgilenir, hükümet ilgilenir. 18 yaşından itibaren vicdan özgürlüğü başlar. Kişi istediğiyle evlenme, istediği dini benimseme hakkına sahip olur. O yüzden dikkat edin, farklı bir bölüm açtım buna. Siyasal alana girmez medeni kanun. Medeni kanun siyasal alanda bir inkılap değildir, hukuk alanında bir gelişmedir. Tamam mıdır gençler? Rüşt olma yaşı, yani seçilme yaşı değil bu. Seçme yaşı değil, rüşt olma yaşı, akıl vali olma yaşı diğer bir ifadeyle. Kendi ehliyetini kullanma, dilekçe verme hakkı gibi düşünebilirsiniz bunu. Devam ediyorum. Kadın istediği mesleğe girme hakkına sahip oldu. Atatürk'ün bir sözü vardır. Türk kadını erkeğiyle birlikte aynı yolda beraber yürümediği sürece Türk ulusunun muasırlaşması mümkün değildir. Çünkü kadın erkek arasında haklar vardır. Hak farklılığı vardır. Bu hak farklılığı neyle giderildi hukuk alanında? Medeni kanunla. Kadın ekonomik özgürlüğünü kazandı. İstediği mesleğe girebilme hakkına sahip oldu. Arkadaşlar, kadına boşanma sadece erkeğin hakkıydı. Boşanma, nafaka ve velayet, çocuğun velayeti hakkı verildi. Önemli bir şeydir, sadece erkeğin hakkı vardı. Yani Atatürk, Türk kadınına gerekli olan değeri veren liderdir. Devam ediyorum. Arkadaşlar, mirasta ve tanıklıkta, yani şahitlikte, mahkemede, miraslı ve tanıklıkta kadın erkek eşitliği sağlandı. Neydi ki hocam diye sorabilirsiniz önceden. Mirasta kadın 1/3'ünü, erkek 1/2'sini alırdı. Tanıklıkta mahkemeye ya 2 erkek şahit ya da 4 kadın şahit götürülürdü. O zaman mirasta ve tanıklıkta eşitlik sağlandı. Arkadaşlar, tek eşlilik kuralı getirildi. Erkek 4'e kadar evlenebiliyordu. Yani Türk aile yapısı korundu. Çekirdek aile ortaya çıktı. Ve resmi nikah şartı getirildi. Önceden sadece dini nikahla işler bitiyordu. Türk aile yapısı korundu. Evlilik kurumu devletin garantisi altına alındı. Resmi nikah getirildi. Şöyle denildi. İlk önce resmi nikah, İsterse dini nikah. Anladık mı? İlk önce resmi nikah, isterse dini nikah. Biliyorsunuz resmi nikah çok önemli. Elinde evlilik cüzdanı olmadan dini nikahı kıymak kanunen doğru değil. Anlaştık mı arkadaşlar? Şöyle baktığınızda medeni kanunla kadın hukuki ve sosyal haklarını kazandı. Kadınla erkek eşitliği sağlandı. Ne sağlandı? Eşitlik sağlandı. O yüzden ne görüyoruz burada?
halkçılık ilkesini görüyoruz eşitlik sağlandığı için. Peki kadınla erkek arasında bu farklılığın olmasının sebebi şer'i hukuktu. O yüzden arkadaşlar laiklik görüyoruz. O halde medeni kanunda halkçılık ve laiklik vardır. Cumhuriyetçiliği niye göremiyoruz? Çünkü medeni kanun siyasal alanı bir inkılap değildir. Seçme seçilmeyle alakası yoktur. Şöyle baktığınızda, bakın şimdi, şuraya ben hemen şöyle bir soru sorayım. Bir, kadına milletvekili seçme hakkının verilmesi. İki, kadına belediye başkanı seçme hakkının verilmesi. Üç, kadına mirasta ve tanıklıkta erkekle aynı hakların verilmesi. Tamam mı? Şöyle bir soru sorsalar size. Kadına verilen yukarıdaki hakların kronolojik olarak doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir diye sorsalar, hemen tarihi yazıyoruz. Milletvekili 1934, belediye başkanı 1930, tanıklıkta ve şahitlikte, tanıklıkta ve mirasta eşitlik 1926. O zaman cevap ne olacak? 3, 2, 1 olacak. Birinci soru sorulma tarzı bu. İkincisi de şu, yukarıdakilerden hangileri medeni kanun kapsamındadır? Arkadaşlar, bunlar siyasal haklar kapsamındadır. Medeni kanun kapsamında olan burada yazdıklarımdır. Yani kadına mirasta ve tanıklıkta aynakların verilmesi, resmi nikah, tek eşlilik, istediği mesleğe girme, boşanma, nafaka ve velayet hakkına sahip olması. Anladınız değil mi? Medeni kanunu böyle okumanız lazım. Şimdi, arkadaşlar, bakın, hukuk dedik ya, hukuk. Neler yapıldı ona bakalım şimdi. 1925'te Ankara Hukuk Mektebi açıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nde açılan ilk yüksek okuldur bu. Atatürk'ün açtığı ilk okul, ilk yüksek okuldur. Ve modern, çağdaş normlara uygun hakim ve savcılar yetiştirilmeye başlandı. Bundan sonra medeni kanun, borçlar hukuku, icra, iflas hukuku, ticaret hukuku, ceza hukuku, idare hukuku alındı. Nereden alındı? Medeni kanun, borçlar, icra, iflas İsviçre'den alındı. Ticaret hukuku Almanya'dan alındı. Ceza hukuku İtalya'dan alındı. İdare hukuku ise Fransa'dan alındı. Yani biz hukuku Avrupa'dan aldık. Ne gördük burada da? Halkçılık ve laiklik dışında inkılapçılığı da gördük. Tamam mıdır? Avrupa'dan aldığımızı unutmuyorsunuz. Yani biz Atatürk döneminde çağdaş normlara sahip, hukuk kurallarına sahip olduk. Biz buna Roma hukuku diyoruz. Hatırlayın, ben size ilk çağ uygarlıklarını anlatırken anlatmıştım. Roma hukuku, 12 levha kanunları dedim. Günümüz hukuk sisteminin temelini oluşturur demiştim. Anlatmaya çalıştığım da buydu. Tamam mıdır gençler? Bunu unutmuyorsunuz. Önemli bir bilgi vermiş olduk size burada. O arada kaçırdığımız bir konu olsun istemiyorum. Şöyle bakayım, yok. Siyasal alanda inkılapları bitirdik. Hukuk alanındaki gelişmeleri anlattım size. Evet, çocuklar, bir mola, bir kahve, çay molası, sigara yasak.